Bitcoin 2021 yılında 69 bin doları gördüğünde çoğu insan oraya geleceğini hayal bile etmemişti ve 69 bin doları gördü. Her ne kadar sonrasında 15 bin dolara giden kötü bir dönem geçirse de bu gerçekleşti. Kendisi 69 bin dolara giderken altcoinlerde bildiğin boğa rallisi yapmıştı. Gözünüzü kapatıp herhangi bir coin alsanız bile kâr ettiğiniz bir yıldı o yıl. Hey gidi günler, hey diyorum o zaman. Dünyada çok satan Zengin Baba, Yoksul Baba romanının yazarı Robert Kiyosaki, Bitcoin'in 2024 yılında 120 bin doları göreceğini düşünüyor. 11 Temmuz'da attığı tweette, altın ve gümüş alın, Bitcoin gelecek yıl 120 bin dolar olacak diyerek dikkatleri yine üzerine çekti. Bu oldukça iddialı bir söz ve şu an duyduğunuzda çok da inandırıcı gelmiyordur. Kiyosaki, insanların maddi olarak sıkıntı çekmesinin nedeninin yıllarını okulda geçirip parayla alakalı hiçbir şey öğrenmemelidir der ünlü romanında. Yani kendisi aslında dobra bir ekonomist. Peki Kiyosaki, Bitcoin'in 120 bin dolar olacağını neye sinaden diyor? Tezini iki tane nedene göre şekillendirdiğini söylüyor. Bunlardan ilki, Nisan 2024 tarihinde Bitcoin'in halving dönemi var. Yani Bitcoin ödülleri o tarihte yarılanacak. Yani çıkarılan Bitcoin sayısı azalacak. Peki bu ödül yarılanması cidden işe yarıyor mu? Bunu anlamak için en son yarılanma tarihine bir geri gidelim. Bir önceki yarılanma 11 Mayıs 2020 tarihinde gerçekleşti ve blok ödülü 6.25'e düşürülmüştü. 2020 yılında en düşük 4800 dolar seviyesindeyken, yani halving öncesi yılın en düşük seviyesine gerilemişken, halving sonrasında başlayan yükselişte 28800 dolarları görmüştü. 2021 yılında da bildiğiniz gibi 69 bin dolar gibi muazzam bir yükseliş yapmıştı. Yani ilk tezi olan halving sonrası beklenen bu yükseliş mantıklı geliyor. Tabii 120 bin dolar olur mu orasını bilemeyiz. Gelelim tezin ikinci cevabına. BRICS denen bir ittifak var ve bu ittifakta Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'dan oluşuyor. Ve bu ittifak piyasaya altına dayalı bir kripto para sürmeyi düşünüyor. Ve bu duyuruyu da 22 Ağustos tarihinde Güney Afrika'da yapılacak olan toplantıda açıklamayı düşünüyorlar. Bu oluşumun amacı Amerikan dolarının hakimiyetini bitirmek aslında. Kiyosaki bu olayla birlikte trilyonlarca doların açığa çıkacağını ve bu paranın da Bitcoin'e gideceğini düşünüyor. Tıpkı benzer bir şekilde 2021 yılında olduğu gibi. Aslına bakarsanız 120 bin dolar teorisini mantıklı nedenler üzerine inşa etmiş durumda olsa da gerçekleşeceğinin garantisi elbette yok. Yani bu bir yatırım tavsiyesi asla değil. O sebeple kesinlikle bunu yatırım tavsiyesi olarak almayın. Peki gerçekleşebilir mi? Kripto para piyasası bize gösterdi ki hiçbir şey imkansız değildir. O zamanki ortam koşulları zaten bize az çok bunu gösterecektir. Yaşayıp görelim. Eğer videoyu beğendiyseniz beğeni atıp abone değilseniz de abone olup bildirimleri açarsanız benim için harika olur. Yepyeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.